Merhabalar kuzularım, tozunlarım. Bir TYT, bir AYT serisinin dördüncü günündeyiz. Bugün hangi sorularla karşı karşıyayız? Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Yukarıda verilen X ve Y molekülleriyle ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur demiş. Karbondioksit molekülüyle ClCN molekülünü vermiş gençler. Klorosiyanür şeklinde de okunabilir bu. Peki ne demiş bakalım. Önce bileşikleri bir inceleyelim. Şu atomlar arasındaki şuradaki elektronlara ne elektronlar diyorduk? Bağlayıcı elektronlar ya da ortaklanmış elektronlar diyorduk. Ama şu kullanılmayan atomların üzerindeki şu elektronlara ne diyorduk arkadaşlar? Bakın şunlara. Bunlara ise ortaklanmamış elektronlar diyorduk. Peki birinci bağlayıcı elektron çift sayısı eşittir. Bak 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 çift bağlayıcı elektron var. Burada da bak 1, 2, 3, bir de burada var 4. Onun için birinci ifade de o. Ortaklanmamış. Ortaklanmamışları sayıyorum. 2, 4, 6, 8. Buraya geliyorum. 2, 4, 6, bir de burada var 8. Ya da 4 çift ortaklanmamış elektron var. Burada da 4 çift ortaklanmamış elektron var. Onun için ikinci ifade doğru. Her ikisi de apolar moleküldür. Hadi oradan. Karbondioksit de doğru. Oksijenlerin çekim kuvvetleri toplam birbirini yok eder ve molekül apolar olur ama buradaki karbona bağlı azotun çekim kuvvetiyle klorun çekim kuvveti aynı değil. Bağ sayısı aynı değil. Dolayısıyla bu molekül polardır. Bu molekül apolar yapıya sahiptir. Bu ifade yalan. Her ikisinde de bütün atomlar oktetini tamamlamıştır. Sayalım. Azot 2, 4, 6, 8. Karbon 2, 4, 6, 8. Klor 2, 4, 6, 8. Bu taraf evet, bu tarafa geçtim. 2, 4, 6, 8. Karbon için 2, 4, 6, 8. Oksijen için 2, 4, 6, 8. Onun için bu ifade doğru. X moleküller arası London kuvvetleri etkindir. London kuvveti neydi? İndüklenmiş diğer indüklenmiş dipol etkileşimleriydi diğer ismi. Ya da geçici dipoldü ya da anlık dipol diyorduk. Peki bunlar neydi? Apolar moleküllerdi değil mi? Onun için karbondioksit apolar bir molekül olduğu için X moleküller arasında London kuvvetleri etkindir ifadesi doğru bir ifadedir. Cevabımız denizdir. Hadi geçelim AYT'ye. AYT'de neyi incelemişiz bakalım. Yine gazlar. Gazlarla ilgili gençler, sevgili çocuklarım, yine üniversite sınavında çıkmış soruları taradığınızda en çok sorulan yerlerden bir tanesi de kinetik teoridir. Burası da kinetik teoriyle alakalı bir durum. Kinetik teori nedir peki? Gaz taneciklerinin davranışlarını inceleyen teoridir. Özellikle de işin içine sıcaklık katarlar, işte difüzyon hızını incelerler falan. Bakalım arkadaşlar. 4T Kelvin'de CH4 gazı var. T Kelvin'de CH4 gazı, 4T Kelvin sıcaklıkta SO2 gazı. Birazcık bir tık zor bir soru olmuş olabilir burası için arkadaşlar, AYT için. SO2 gazlarının kinetik enerjisi CH4'ün 4 katıdır. Sevgili çocuklarım, kinetik enerjinin formülünü yazıyorum. EK eşittir 3 bölü 2 çarpı R çarpı T. Ha bak şimdi, kinetik enerji direkt sıcaklıkla orantılı. Sıcaklık mutlak sıcaklıkla. Onun için SO2'nin sıcaklığı CH4'ün 4 katı olduğu için birinci ifade şak diye doğru. Difüzyon hızları eşittir. Gelelim difüzyon hızlarına. Normalde bakın şöyle bir formülü hatırlayacaksınız. Taneciğin hızı, gaz taneciklerinin hızı MA'larıyla ters orantılı. Yani VX bölü VY derseniz buradan MA'yı bölü MA'X'li kök içerisinde hatırlayacak olursanız. Lakin bu sıcaklıklar aynı. Ama sıcaklıklar farklıysa taneciklerin hızlarını şöyle karşılaştırmamız lazım. Vx bölü Vy eşittir. Kök içerisinde dikkat. Sıcaklıkla hız doğru, MA ile ters orantılı. Onun için şöyle yapacağız. Tx çarpı MA'y bölü Ty çarpı MA'x diyeceğiz hızlarını oranlarken. Buna göre VCH4 bölü VSO2 yapıyorum arkadaşlar. O da eşittir. Biz burada vermemişiz ama sorularda verirler. CH4'ün MA'sı 16. Vermeyi unutmuşuz. SO2'nin MA'sı 64'tür gençler. O da eşittir. Kök içerisinde. Şimdi CH4'ün sıcaklığı ne? T. SO2'nin MA'sı 64 bölü aşağısı 4T çarpı 16. Burası da 64'te, burası da. O sonuç kaç geldi? 1. Kökten çıkar 1. Yani hızları eşit. Onun için bu ifade doğru. CH4'ün sıcaklığı 4T yapılırsa CH4'ün difüzyon hızı SO2'nin 2 katı olur. Bak şimdi CH4'ü 4T yaptığımız anda çocuklarım sıcaklıklarını işlemiş olduk mu? Direkt MA'larıyla orantılacaksın. VCH4 bölü sıcaklığı hiç işin içine katmayacaksın. VSO2 eşittir. Kök içerisinde 64 bölü 16 4 yapar. Kökten çıkar. 2 bölü 1. Yani CH4'ün hızına 2 dersen SO2 1 olur. 2 katı olur. Bu ifade doğrudur. Cevabımız Edirne olur.
Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.